şeyle Gazali'den itibaren felsefe, kelam, tasavvuf, tasavvuf şemsiyesi altında toplanmıştır ve aynı düşünce, yani maksat akıl çalıştırmaksa, maksat dini daha iyi anlamaksa, maksat insanlara daha güzel bir hayat sunmak, sanat sunmak, zevk sunmaksa böyle bir şemsiye altında olmuş. Mevlana'nın da, Konevi'nin de, İbn Arabi'nin de, Davud-u Kayseri'nin de, Molla Fenari'nin de özelliği bu. Gazali'de başlayan o tek şemsiye altında, tek direk, yani çadırın direği gibi bütün her tarafı tutan tasavvuf ilmi. Bunun içinde elbette kelam da var, tefsir de var, hadis de var, felsefesi de var. Felsefeden, yani eski felsefe, o zaman günümüz felsefesi yoktu tabii. Bunların hepsi işte Gazali'nin o şahsiyetinde oluyor. Bunu Avrupa'da okumuş. El Gazel diye adını da öyle koyarak. Onlar da okumuşlar. Yani onlar da dinlerinde düşünürken, kendi Hristiyanlığı üzerine düşünürken Gazali'nin düşüncesinden istifade etmişler. Tasavvuf, İslam'ın güzelce yaşanması, takva üzere yaşanması eğitimidir. Tasavvuf öğretim değil, bizzat eğitimdir. Usta-çırak ilişkisiyle, edepliden görerek taklit yoluyla edebi öğrenme. Muhammedi ahlakı kazanmış veliye özenerek, onu taklit ederek, onun çevresinde yaşayarak, onun gibi Muhammedi ahlakı kazanıp, ibadette huşu ve huzur kazanmadır. Tasavvuf neyi kazandırır? Kerameti değil. Tasavvuf, yakini kazandırır. Tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmayı kazandırır. Tasavvuf, namazda durduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmayı kazandırır. İbadetlerin en büyüğü nedir? Namaz. Namazı biz miraç olarak ihsan üzere kılabiliyorsak. Neydi ihsan? Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek. Hadis-i şerifte anlatılıyor. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet edersek, yani bir amirin, bir devlet adamının karşısına çıktığımızda veya bir delikanlı aşık olduğu bir sanatçıyı gördüğü zaman kendini yitirip, duygularını frenleyemeyip coşup ağlıyor, bir duygu boşalması yaşıyorsa, biz de bu duygu boşalmasını Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yaşayacak kadar namazda huzur halinde olduğumuzu, Cenab-ı Hakk'ı biz görmesek de onun bizi gördüğünü düşünerek ibadet ettiğimiz zaman bu tasavvufun son noktasıdır. Getireceği en son nokta 24 saat gözetim altında, ilahi kameraların altında olduğunu yaşamak, hissetmek şuurudur. Değilse tasavvuf keramet değildir. Tam bir kulluk yapabilme eğitimidir. Şimdi bir efendi bir şeyhe gitti. O onu müritliğe kabul etti. Bir muhabbet doğdu. Burada bir üçlü iletişim var. En yukarıda da dinin sahibi bakıyor aşağıya doğru. Bu kullarım ne yapıyor? Bir, o tarikatın piri var. O bir yerde yatıyor gibi görünüyor. Türbesi var, makamı var, filanı var. Bir, kalbi çarpan, nefes alan şeyh efendi var. Fizyolojik olarak yaşıyor. Bir de mürit var. Bu üçlü çalışıyorlar. Ondan sonra doktor hocası var, bir de talebe var. Başka kitaplar yazılmış, üstadlar ama onlar orada yoklar. Böyle bir şey değil. Bu türbede yatan da orada. Yönetiyor süreci. İstemediği bir şey olursa müdahale ediyor. Peki o gücü kimden alıyor? Daha yukarıdan alıyor. Resim bu. Selefi salihin, yani sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendi terbiyesine yetişen
o altın nesilden sonra İslam kafirler arasında yayılması, doğumdan başka yeni ümmete insanlar katılması olayı hemen hemen sadece ve sadece tasavvuf eliyle olmuştur. Nasıl? Oğlum, sen artık icazetlisin. Görevin Serhat illerinde filan köye epeydir gönlümüzdedir. O köye bir gidesin. Orada bir tekke kurasın. Ve inşallah Rabbim sana büyük hizmetler verecektir der. Yetiştirdiği halifesini bir köye, diğer bir halifesini bir başka köye, diğer bir halifesini bir başka köye gönderir. Çünkü kendisi de 40 yıl evvel şeyhi tarafından bulunduğu köye gönderilmiştir. Orada başlanır yemek yedirmeye, çorba yedirmeye. Kafirler arasında bakılır. Allah Allah, bu şeyh efendi ne isteyecek bizden? Hiçbir şey istemiyor. Bir sene geçti, 3 sene geçti, gelen giden istediği gibi girip tekkede yatabiliyor, çorbasını içip karnını doyurabiliyor. Karşında hiçbir şey beklemiyor. Sohbetine katılırsan mutlu oluyor. Biraz katılalım, kulak verelim. Biraz kulak veriyorlar. Bakıyorlar, birileri orada hizmet ediyor. Sen ne ücret alıyorsun? Hayır, ücret değil. Ben burada Allah rızası için hizmet ediyorum. Nefsimi terbiye ediyorum. Ümmet-i Muhammed'in hizmetidir bu. Etkileniyor. Veya bir kızla evlenmek istiyor Hristiyan delikanlı. Kız para istiyor. İslam toplumu orada hakim. Zenginlik Müslümanların elinde. Delikanlı evlenemiyor. Fakat art niyetle veya iyi niyetle tekkiye geliyor. Bir süre sonra ihlas ve iyi niyet kazanıyor. Şeyh Efendi kendisine getirilen hediyelerden, zenginlerin, devlet adamlarının bıraktığı paradan delikanlının düğününü yapıveriyor. O civar köylerde Allah Allah, yemek buradan, ev vermek buradan, hasta olduğunda tedavi etmek burada. Hastaneye ihtiyaç yok, git tekke seni tedavi eder. Zaten herkes 7'den 70'e sokağa çıktığı zaman Şeyh Efendi'nin yüzündeki nura, tavırlarındaki edebe, inceliğe hayran. Bir süre sonra bakıyorsun ki o köyde bir tane Hristiyan veya Mecusi veya hangi dindense kafir kalmamış. Tek tük kalanı da bu şehirde bize, bu köyde bize tat yok diye taşınmış. Aradan geçiyor bir 30 sene. Yetiştiriyor bir halife. Oğlum diyor, hedefim falan köy. Ha, tekkiye dokunulur mu? Dokunulur. Dokunursa ne yapar? Akıncılar gelir. Hesabını sorar. Hatta Şeyh Efendi teşvik eder. Evlenin der. Bir daha evlenin. Çok çocuk yapın. Ümmet-i Muhammed yayılsın. Peki nasıl evlenecek? Parayı destek verilir. Delikanlı evlenir. Bakarlar ki köyün erkek gençleri, kızlar Müslüman Türk gençlerle evleniyor. Veya diğer ülkelerde Müslümanlarla evleniyor. Tek Türkler için değil, tüm İslam alemi için. Ne yapalım? Gidip biz de tekkiye sığınalım. Yani insanın cezbedeceği her şeyi Allah yolunda bezlederek, harcayarak, hizmet ederek, sunarak tekkeler İslam'ı yaymışlardır. Cihat 5 türlüdür. Birinci cihat, canla cihat etmektir ki bu her zaman herkese nasip olmaz. Anlatırlar Çeçenistan'a buradan gidenler, verin silahı cepheye koşayım. Yok derler. Sen silah alırsan ne zaman, nerede, nereye sıkacağını bilmediği için zarar verirsin. Cihat illa silahla cepheye gitmek değildir. Arkada lojistik hizmette cihattır. Bir, canla cihat. Herkese her zaman nasip olmaz. İki, malla cihat. Zenginsen malını Allah yolunda sarf edersin. Üç, ilimle cihat. Varsa ilmin, ilminle kişiyi ikna edersin. Aman ha, yarım yumalak ilimle kişilere ikna ediyoruz, tebliğ ediyoruz diye dinden soğutmayalım. Burası da çok önemli. O zaman ne yapacağız? Bizim görevimiz, ilimle cihadımız koluna girip ehliyle buluşturmaktır. Alimle buluşturmaktır. Geldik 4. cihada. 4. cihat hal ile cihattır. Bir şeyh efendinin Hristiyan köyün sokaklarında yürümesi hal ile cihatın en büyük örneğidir. Herkes ona aşık, herkes onu sever. Geldik 5.sine. 5.si ise hizmettir. Nedir hizmet? Vaktini
ve emeğini, enerjini Allah yolunda harcamak, ümmeti Muhammed'in, hatta bütün insanlığın, hatta bütün canlıların hizmetine sunmaktır. Nasıl olur? Hristiyan bir delikanlı tekkiye sığınmış, sarhoş. Gelmiş. Ali, buyurun efendim. Bu sana emanet. Ali götürür o Hristiyan delikanlıyı. Pis pis kokuyordur, sarhoştur. Onun elbisesini yıkayacak. Kendisinin yedek elbisesi büyük ihtimalle yoksa çarşafa bürünüp, hasıra bürünüp kendi elbisesini giydirecek. Elbisesini yıkayıp kurutacak. Karnını doyuracak. Küfrederse, hakaret ederse gık demeyecek. Çünkü imtihanı kaybeder. O elbisesini tekrar giydirecek Ali'yi, kendine getirecek, Şeyh Efendi'nin huzuruna taşıyacak. Ne olacak? Güzel bir nefis terbiyesi. Allah rızası için sabretme. Peki o Ali ne olur? O Hristiyan ne olur? Getirildi, tekkede böyle bir muameleyle karşılaştı. Belki sarhoş olup düşünce kendi Hristiyan arkadaşları tekmeleyip üzerine basıp geçtiler. Orada bir hafta insanca muameleyle karşılaşır ve büyük ihtimalle de o gün olmasa bile bir süre sonra İslam'da şereflenir. İşte tekkeler bunun gibi yüzlerce fonksiyon üstlenerek adım adım, milim milim asırlar boyunca İslam'ın hep serhattı olmuş, hep sınır boylarında köy köy, adım adım, ev ev, aile aile İslam'ı yaymıştır. Bu ise Allah rızası için hizmet etmek, fedakarlıkla olmuştur. İhlasla olmuştur. Takva ile olmuştur. Allah için, sırf Allah için yapılan az bir iş, içine riya karışmış veya tamamen ve menfaat için yapılan bir milyon kat işten daha bereketlidir, daha güzeldir, daha güzel sonuç getirir. İşte İslam, İslam'ın güzelliğiyle yayıldı. İslam, bu İslam'ın güzelliğini en güzel şekilde yaşayan dervişler eliyle yayıldı. Bugün de bu böyle devam etmekte.